Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki ÖSYM tadında sorular 3 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil 1'de verilen bariyer A köşesi etrafında ok yönünde açılırken kırılarak iki parçaya ayrılmış ve şekil 2'deki uzunluklar oluşmuştur. Arkadaşlar bariyer AB uzunluğunda dikkat edin kırılıyor. Bariyerin kırık hali bu. Ne diyor ondan sonrasında? Son durumda A, B üstü ve B aynı doğrultuda olduğuna göre kalını yeman edilen bariyerin uzunluğu nedir? Önceden bariyerin uzunluğu bu değil miydi arkadaşlar? Evet. E bariyerin kırık hali de bu. Yani şuraya ben bir X dersem. Hocam bariyerin asıl uzunluğu X artı 11. E burası da X artı 11 olacak mı arkadaşlar? Evet. Yani buraya ne kaldı o zaman? Buraya da X artı 2 kaldı. Yani şunu gözden kaçırmayacaksınız. Eski hale bak AB uzunluğu şeklindeydi. Ee, yani bu uzunlukta x artı 11 bariyerin kırık hali x ve 11'in toplamı. Burası da x artı 2 yaptı o zaman. Bize ne diyor şimdi? Bariyerin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar burada bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Üçgen eşitliğini uygulayacağız o zaman. Niye araya alacağız? 11'i araya alacağız. 11, 11 toplamlarıyla farklar arasında mı arkadaşım? Evet 11 toplamlarıyla farklar arasında. Hocam toplamları 2x artı 2 farkları da 2. Zaten 2 küçüktür 11 bunu biliyoruz. Bu 2'yi öbür tarafa atalım. Şuna bakıyoruz sadece. 9 küçüktür 2x oldu. O zaman 4 buçuk küçüktür x oldu. Bariyenin kalınlığı isteniliyor. Bariyenin uzunluğu isteniliyor bizden. x artı 11 isteniliyor. 11 ekle bakalım buna. 11 eklediğin zaman 15 buçuk küçüktür x artı 11 oldu. Bu bariyerin uzunluğu arkadaşlar. 15 buçuktan 15 buçuk küçüktür x oldu. Yani x artı 11 15 buçuktan büyük oldu. Bariyerin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor bize. O zaman cevabımız edremit olur. Bir tek 15 büyük 16 var. Yani cevap Edremit. Geldik ikinci soruya. Dik kenarlarından biri 12 santimetre ölçen, dik kenarlarından biri 12 santimetre ölçen, dik üçgen cetvellerden eş iki tanesi hipotenüs kenarları çakışacak şekilde ABC üçgenini aşağıdaki gibi verilmiş. Arkadaşlar dik kenar uzunluğu 12. 5 12 ise burası ne yaptı? 13. Hocam burası da 12 bak dik kenar uzunluğu. 5 9 12 ise burası 15 mi? Evet. E hocam şu 12 gram bu da 12 gram. Burada kaçılarda birbirine eşit mi? Aynı eş yapıları kullandım burada. Aynen öyle. Bizden de ne isteniyor? Şuradaki x uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar şuraya bakacak olursak. Bak açı ortay doğrusu oldu bu. Açı ortayda kol tabanlar oranı kollar oranı eşittir. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 13 bölü 15 eşittir x artı 5 bölü x artı 9. İşler dışlar yapalım. 15 x artı 75 neye eşit olacak arkadaşlar? 13 ile x'in çarpımı 13 x çarpı 13X artı 3 k 9 27 117 mi yaptı aynen öyle buradan bunu öbür tarafa attık buradan ne geldi 2 x geldi 117'den 75 çıkınca 2 7 4 mi kaldı 42 kaldı o zaman x de buradan kaç yaptı arkadaşlar 21 yaptı yani ikinci soru böylelikle balık esir çıktı arkadaşlar geldik üçe üçüncü soruda ne demiş düz bir zemin üzerinde bulunan yönü ayarlanabilir Masa üstü lambası 3 birimlik yeri aydınlatırken ışınların oluşturduğu ABD üçgeninden oluşan açı oranları şekil 1'de veriliyor. Şekil 2'de masa üstü lambasının yönü BD ve C doğrusal olacak biçimde değiştirildiğinde ışınlar ADC üçgeni görüntüsünü oluşturarak 9 birimlik mesafeyi aydınlatıyor. Evet, yön değiştirildi de 9 birim mesafe değiştiriyor. Yalnız dikkat edin. AD burada, D noktası burada. Önceden bu alfa yılılık yeri geliyor. D'nin B birim solunda. O zaman aynı şekil üzerinde göstersek daha hoş olmaz mı arkadaşlar? Evet. E, burası 3 birim. Burası alfa demiş. Işın alfa ile bu şekilde yansıttığında 3 burası x burası. Hocam ışın yine aynı şekilde yani lamba yine aynı şekilde alfa derecelik aydınlatacak. Bu sefer 9 birim yeri, yeri aydınlatıyor. E ne çıktı arkadaşlar burada? Açı ortaya çıktı. 1'e 3 oran çıktı. Hocam burası o zaman x'e burası nedir? 3x'tir açı ortaydan dolayı. Bu arada şuraya da 2 alfa vermiş. Bunu da kullanmam lazım. E burası 2 alfa burası da 2 alfa değil mi? Evet. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit oldu arkadaşlar. 3x eşittir 12 ise x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Yani cevabımız böylelikle çıktı arkadaşlar? Balı kesir çıktı. Geldik 4'e. Şimdi paralellik verilmiş arkadaşlar bize. Şunlar birbirine paralel. Açıları yazalım. E, 60 59 sa o zaman buraya kaç kaldı? 61 kaldı. Z'den dolayı burası da 60 yaptı. 60 27 daha. 87. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 93 derece kaldı. Şimdi bize diyor ki en kısa kenar ve en uzun kenar. En kısa kenarı mavi ile göstereyim. Hocam en küçük açının karşısındakini gösterdim burada. Burada da bu. Oklar nereye gösteriyor? Hop şuraya. Normalde AC'ymiş gibi gözüküyor ama bu üçgende AC'den daha küçük var diyor. CD. En kısa kenar CD olacak arkadaşlar. En uzun kenarı da yine okla göstereyim. Bu üçgende şurası çift okla göstereyim. Hatta şöyle siyahla. E, buradaki en büyük açı hangisi? Şu arkadaşım. Siyahlarda oklar nereye gösteriyor? AB'yi gösteriyor. O zaman cevabımız ne olacak? DC ve AB olduğundan dolayı her ikisi de D şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli yaptı. Geldik 5'e diyeceğim. ÖSYM köşesinden bir soru. Bunu nereden? Uygulamadan bakıyorsunuz. Ben kanalımda çözemiyorum maalesef. So geldik 6. soruya. ABC üçgen DC boyunca katlandığında A köşesinin yeni yeri A üssü. Şuraya gelmiş. A, D, B, C üçgenin iç açı ortaylarının kesim noktası. Bak D, B, iç açı ortaylarının kesim noktasıymış. Hocam iç açı ortaylarının kesim noktasıysa buradan gelen açı ortaydır. Şöyle şöyle. Buradan gelen de açı ortaydır. Böyle böyle. Bu arada bu katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar da eşit olacağından. Burası noktaysa burası da nokta olmaz mı? Olur. Bizden de zaten A, C, D istenili, Nokta açısı isteniliyor arkadaşlar. E, ne yapacağız arkadaşlar burada? Bu açı ortaylıkları kullanacağız. Normalde formül var bu açıyı bulmanın ama boş ver onu. Buraya a diyelim isterseniz. Hocam burası da a. 2 a. Burası da BB diyelim. Hocam ne oldu? 2 a artı 2 b artı 40 eşittir 180 değil mi? Evet. 2 a artı 2 b artı 40 eşittir 180 ise. Hocam burası o zaman 140 yapacak. O zaman a artı b kaç yapıyor? 70 yapıyor. E a artı b 70 ise buraya kaç derece kaldı o zaman? 110 derece kaldı. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan. Burası da 110 derece yapacak. Dikkat dikkat. Büyük üçgende. 110 burası 40 burası. 110 40 daha 110 40 daha yazalım isterseniz bir de şurası da B açısı 110 artı 40 artı 3 B açısının da 180 yapması lazım buradan 3 B eşittir 30 yaptı ve B'yi de kaç bulduk 10 derece olarak bulduk arkadaşlar yani 6. soru böylelikle C han oldu ve ÖSYM soruları ÖSYM tadında sorular kısmında 3.sünü bitirdik 4.sünü de bir sonraki videoda 4.sünü yapacağız 4.sünü de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın والشكل